Evet değerli öğrencilerim, yeni bir eğitim videoma hepiniz hoş geldiniz. Vatandaşlık dersimizle ilgili soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 71. sorumuzda hiç vakit kaybetmeden hemen soru çözümlerimize başlayalım. Şimdi ne demişiz? Köyün ortak işlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla köy halkından toplanan paraya ne ad verilir diye sormuşuz. Şimdi vatandaşlık dersiyle ilgili çok keskin sorular da olur arkadaşlar. Yani bir sınavda 9 soru var zaten. 9 sorunun 9'u da bilgi sorusu olmaz belki ama çoğunluğu bilgi sorusu şeklinde gelir ya da bilgiyi yorumlatma şeklinde gelir. Ancak hangi soru olursa olsun öncelikle ne yapıyoruz biz? Şıkları bir inceliyoruz değil mi? Şimdi köy halkından toplanan paranın adını sormuş. Köy idaresi olma şansı var mı arkadaşlar? Köy idaresi aynı zamanda bir mahalle idaredir. Bununla alakalı bir bilgi var mı yukarıda? Yok. İhtiyar heyeti köy derneği yani B ve C şıklarında verilenler köyün bölümleridir değerli arkadaşlar. Daha doğrusu köy idaresinin bölümleridir. Buraya bir de muhtarı eklersek bu bölümleri de tamamlamış oluruz. Yani köy idaresinin bölümleri ihtiyar heyeti, köy derneği ve muhtardır. Muhtar aynı zamanda köyde yürütme görevini üstlenir. Aynı cumhurbaşkanı gibi arkadaşlar ya da belediyelerdeki belediye başkanı gibi köylerde de yürütme görevini muhtar üstlenir. Şimdi imece demişiz. İmece köy işlerinin köy halkı tarafından birlikte yapılması ya da gerçekleştirilmesine denir. Ancak bununla ilgili de bir bilgi verilmemiş arkadaşlar. Bize sorulan köy halkından toplanan parayı biz salma diyoruz. Burada imeceyi de şıklara özellikle koydum arkadaşlar. Yani benzeri bir konu üzerinde yarın öbür gün soru gelecekse salma üzerinden gelir bana göre. Çünkü imece farklı kapılara da çıkabiliyor. Yani anlamı biliyorsunuz ilk gözden duyduğumuz da bizim imece. Dolayısıyla bence bir soru sorulacaksa bununla alakalı salma sorulabilir. Devam ediyorum. Demişiz ki belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştıran ve nihai olarak görevine son veren merciler sırasıyla lütfen dikkat. Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi öncelikle belediye başkanı değil mi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kimi uzaklaştıracağız ya da görevine son vereceğiz? Belediye başkanını. Bunu geçici olarak uzaklaştıran İçişleri Bakanı hiçbir zaman unutmuyoruz. İçişleri Bakanı. Dolayısıyla şıklara bakıyorum. B'de muhtar var ele. C Yargıtay ele. Anayasa Mahkemesi, Belediye Encümeni. Biraz da kolay sormuşuz. Nihai olarak görevine son veren ise Danıştay olacaktır değerli arkadaşlarım. Yani burada belediye idaresinde yürütme görevini üstlenen kimdi? Belediye başkanı. Belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştıran İçişleri Bakanı görevine son veren ise Danıştay olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlarım. Bir sonraki sorumuzda köy idaresinin bölümleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir diye sormuşuz. Hemen şöyle notumuzu alalım arkadaşlar. Köy idaresinin bölümleri. Yani bu konularla soru gelecekse genellikle bu şekilde gelir değerli arkadaşlar. Şimdi köy idaresinin bölümleri derken birincisi muhtarımız köyden sorumlu olan ki genelde şöyle yorum yapılır. Muhtarlar işte gereksiz devlete aksi bir ne diyeyim ekstra bir yüktür denir. Bunlar evet şehirlerde belki doğru ama arkadaşlar ben daha önce köy çocuğu olduğum için köyde yaşadığım için inanın ki olay böyle gelişmiyor. Yani su sorunu vesaire gibi bir dünya sorun oluyor köyde. Köylerde gerekli olduğunu kendi şahsım adına, yorum adına söyleyebilirim. Akabinde ihtiyar heyeti yine köyün başka bir bölümü yani köy idaresinin başka bir bölümü arkadaşlar. İhtiyar heyeti ve aynı zamanda köy derneği de yine köyümüzün diğer bölümü. Yani köy idaresi 3 bölümden oluşmakta. Muhtar, ihtiyar heyeti, köy idaresi. Kaymakam demiş, vali demiş, il ve ilçede bunlar görevli. A şıkkını eliyorum. Bakın belediye encümeni demiş. Adından da anlaşılacağı gibi belediyelerde daha doğrusu belediye idaresinin organları arasındadır. Salma demiş. Salma köyün ortaklaşa topladığı para demekti. C'yi de eliyorum. İmece demiş.
Ortaklaşa yapılan işler demek ki eledim. Bakın muhtar ihtiyariyeti köylerini bizim de biraz önce anlattığımız gibi doğru cevabımız E seçeneği olacaktır değerli arkadaşlar. Bir yerleşim yerinde belediye kurulabilmesi için o yerleşim yerinin nüfusu en az ne olmalıdır diye sormuşuz. Arkadaşlar belediyeler nüfusu 5000 ve üzerinde olan yerleşim yerinde. Bakın bu cevabımız 5000 olacak. Tabii ki bir yerde ya da bir yerleşim yerinde belediye kurabilmek için nüfusumuzun en az 5000 olması lazım. Yani ben nüfusun belediye kurulabilmesi için gerekli olan nüfusa x dersem şöyle diyelim küçük eşittir 5000 küçüktür üstü de olabilir arkadaşlar. Yani 5000'den fazla olabilir ama 5000'in altında olamaz. En az bize gereken sayı budur. Peki belediyeler kimin kararı ile kurulur? Bu da önemli bir soru kalıbıdır arkadaşlar. Belediyeler Cumhurbaşkanı ya da Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulur. Bunu da lütfen unutmayalım. Mesela İçişleri Bakanı vermişiz. Köyler İçişleri Bakanı'nın kararıyla kurulur. Burada karıştıracağınız tek A şıkkı olabilir. Diğer şıkları da zaten doğrudan eleyebiliriz. 75. sorumuzun doğru cevabı dolayısıyla D şıkkı olacaktır. Yani bu videomda özellikle birazcık ne diyelim yerel daha doğrusu mahalli idareler üzerinde durdum arkadaşlar. Her zaman bu konulardan soru çıkabilir. Hem lisans, ön lisans ve aynı zamanda orta öğretimle ilgili. Şimdi demişim ki köy idaresiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Bakalım nüfusu 2000'den az, 150'den fazla olan yerlerde kurulan tüzel kişiliktir. Evet ben buna nüfus aralığına x dersem arkadaşlar 150'den fazla olacak. Dolayısıyla 150 küçüktür x ve aynı zamanda 2000'den de az olacak. Yani köyler bir yerleşim yerine köy kurulabilmesi için gerekli nüfus aralığı bu şekilde olmalı. Dolayısıyla bu seçeneğimiz doğru eliyorum. Yürütme organı ve temsilcisi muhtardır. Evet, köydeki işlerle ilgilenen köyün başı muhtardır arkadaşlar, yürütme organı. Siyasi partiler muhtarlık seçiminde kesinlikle ve kesinlikle aday gösteremez. Önemli bir bilgidir. Doğru. Muhtar, ihtiyar heyeti, köy derneği, köy idaresinin bölümleridir demişiz. Biraz önce zaten söyledik. Köy idaresi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur demişiz. Kesinlikle yanlış bir bilgi. Köy idaresi ne ile kurulacak arkadaşlar? İçişleri Bakanlığı kararı ile kurulacak. Bu da yine sizlere bir hatırlatma niyetinde olsun. Bir sonraki sorumuzda belediye idaresi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Hemen şıklarımıza bakalım. Nüfusu 5000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir demiş. Evet nüfusumuz en az 5000 olacaktı belediye için. Doğru. İl ve ilçe merkezlerinde nüfusa bakılmaksızın belediye kurulması zorunludur. Bakın hatta şu bilgiyi de özellikle kullanmayı tercih ettim. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur demiyoruz bakın. Nüfusa bakılmaksızın arkadaşlar il ve ilçelerde belediye kurulması zorunludur. Mesela Balıkesir'in Havran ilçesinde belediye vardır. Havran Belediyesi. Aynı zamanda Balıkesir'de de belediye vardır. Balıkesir Belediyesi. Havran Balıkesir'in ilçesi. Balıkesir'in nihayetinde il. Dolayısıyla il ve ilçelerde herhangi bir nüfus çoğunluğuna bakılmaksızın belediye kurmak zorunludur arkadaşlar. Belediyeler Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulur. Biraz önce söyledik. Doğru bir bilgi aynı şekilde. Bize yanlış olan soruluyordu. Nüfusu 2000'in altına düşen belediyeler İçişleri Bakanlığı kararıyla kurulur. Daha doğrusu burada şöyle söyleyelim arkadaşlar. Kurulurdan kastımız herhangi bir kurulma değil de köye dönüştürme olayı olacak. Köye dönüştürülür diye ben hemen hızlı bir şekilde burayı düzeltiyorum. Tekrardan alıyorum. Nüfusu 2000'in altına düşen belediyeler İçişleri Bakanlığı kararıyla köye dönüştürülür. Köye dönüştürülür eyvallah ancak İçişleri Bakanlığı kararıyla değil değerli arkadaşlarım. Kimin kararıyla olacak? Cumhurbaşkanlığı kararıyla köye dönüştürülür. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz D şıkkı olacaktır.
Yine belediyelerde de belediye organları arasında da kamulaştırma kararını belediye encümeni alır arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi, ancak doğru bir bilgi. Doğru seçeneğimizin D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yerel yerinden yönetimlerin özelliklerinden birisi değildir diye sormuşuz. Yerel yeniden yönetimler, belediyeler, köyler ve il özel idaresiydi. Bunlar 3 taneydi hatırlarsınız. Merkezin vesayet denetimine tabidir. Evet, merkezden ayrı karar organları vardır. Zaten hepsi için karar organlarından bahsedilebilir arkadaşlar. Mesela belediye idaresinin karar organı belediye meclisidir. Örnek veriyorum, köy idaresinin karar organı efendime söyleyeyim ihtiyar heyetidir gibi. Bunlardan bahsedilebilir. Yani hangi tüzel kişilikten bahsediyorsak bunların karar organları vardır. C şıkkına yönetmelik çıkaramazlar demişiz. Tam tersi olacak. Kamu tüzel kişiliği olduğu için arkadaşlar yönetmelik çıkarabilir. Kim bu? Yerel yerinden yönetimler bir başka adıyla neydi? Mahalli idareler. Yani ÖSYM her zaman diğer isimleri sever arkadaşlar. Özellikle coğrafya ve vatandaşlık derslerinde yerel yerinden yönetimi mahalli idare olduğunu da bilelim aynı zamanda. Ayrı kamu tüzel kişiliklerinin olduğunu söyleyebiliriz. Yine doğru bir bilgi. Devletten ayrı mal ve bütçeleri vardır. Zaten konu anlatımında bunların hepsine değinmiştim. C seçeneğindeki bilgimiz yanlış olduğu için doğru cevabımız C şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Bir başka sorumuz, 79. soruda ne demişiz? İl özel idaresi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. A şıkkında il sınırları içinde yaşayan insanların yerel ortak ihtiyaçlarının karşılanması için kurulmuştur. Yani sınavda gelen bir soru olsa arkadaşlar emin olun ki A şıkkında işaretlenenler olacaktır. Ama en azından şu anda beni dinleyenler arasında işaretleyen yoktur diye tahmin ediyorum. Direkt tanınmasında vermiş çünkü. Vali il özel idaresinin yürütme organıdır. Evet, valinin ilin başında olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Doğru. Vali il genel meclisi, il encümeni, il özel idaresinin bölümleridir. Bakın aynı zamanda bunları da görmüş olduk. Yani bir il özel idaresinin bölümleri vali, il genel meclisi, il encümenidir değerli arkadaşlar. İl özel idaresinin en yüksek görüşme ve karar organı İl encümenidir demiş. Şimdi burada durdu. Bakın, il özel idaresinin iki tane karar organı vardır değerli arkadaşlar. Şimdi bize D şıkkında ne demiş? En yüksek görüşme ve karar organı. Bu il genel meclisidir. İl genel meclisi. Peki ben ne demişim burada ya da soruda ne diyor? İl encümenidir. İl encümeni de evet karar organıdır ancak İkinci derece karar organıdır arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edin lütfen. İkinci derece karar organıdır. Biz ne demişiz? En yüksek görüşme ve karar organı. Dolayısıyla yanlış olan seçenek D seçeneği olacaktır. Yine il özel idaresiyle ilgili kamulaştırma kararını alan ve uygulayan da il encümenidir. E seçeneğinde doğru. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Şimdi birazcık detay bir soru sorduk değerli arkadaşlar. Yani hakikaten de detay bir soru. Ancak şıklarda yani şöyle söyleyeyim 79. soruya kadar birçok kez kullandığımız için hemen göze çarpacaktır. Biz yine de bakalım. Aşağıdakilerden hangisi hizmet yerinden yönetim kuruluşlarından değildir arkadaşlar? Esasında şöyle biz ana başlık adı altında yerinden yönetimleri, bakın yerinden yönetim diyoruz bunların temeline arkadaşlar. Yerinden yönetimleri birinci başlığımız, videoyu uzatmamak adına yazmıyorum, hizmet yerinden yönetim kuruluşları. İkinci başlığımız da arkadaşlar yerel yerinden yönetim. Yerel yerinden yönetimler şeklinde ya da yönetim kuruluşları şeklinde sınıflandırabiliyoruz. Yerel yönetimler aynı zamanda mahalli idareler değil miydi arkadaşlar? Mahalli idareler, değil mi? Peki ben sizlere bunların ne olduğunu söylemedim mi? Tamam, il özel idaresiydi. İl özel idaresi. Ne vardı başka? Belediye ve
köyler vardı. Doğru mu? Şimdi önce bakın, bakın başka hiçbir bilgi bilmiyorum. Size sadece diyorum ki yerel yerinden yönetimleri biliyor musun? Evet, il özel idaresi, köy belediye. Varmış şıklarda bunlar. Çaykur, DSİ, il özel idaresi. Bakın yapıştırın gitsin. Olay bu kadar. Şimdi bakıyorsunuz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çaykur, Türkiye İş Kurumu ve RTÜK şeklindeki kuruluşlar. Evet, hizmet yerinden yönetim kuruluşları arasında da. Tabii ki bunların detayları da olabilir. Mesela devlet su işleri dediğimizde arkadaşlar bunlar özellikle idari kamu kurumlarıdır. İdari kamu kurumu. Bunun yanında mesela ne var? Türkiye İş Kurumu var arkadaşlar. Türkiye İş Kurumu'na baktığımız zaman sosyal kamu kurumu diye aynı şekilde geçer. Sosyal kamu kurumu. Bakıyorum mesela ne var? RTÜK var. Haliyle televizyonlarda istenmeyen bir şey olduğu zaman devreye giren bir kuruluş. Yani bu da ne diyebiliriz? Düzenleyici ve denetleyici ya da denetleyici diyelim direkt. Denetleyici kamu kurumları diyelim arkadaşlar. Mesela ne var? Çaykur var. Bu da kamu iktisadi şeklinde ayrılabilir değerli arkadaşlar. Yani burada bunların detaylarını istemedik sizden. Sadece hizmet yerinden mi ya da yerel yerinden yönetim kuruluşu mu şeklinde bir soru sormuş oldum. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Her videomdan ayrı bir şey öğreneceksiniz. Yani konu anlatımlarım da olacak. Gelmeye devam edecek farklı konular üzerinde. Yalnız burada bir sıraya takılmayacağım arkadaşlar. Burada en büyük amacım da sizleri sıkmamak. Yani bugün baştan aşağı bir dünya yazı yazıp 2 saatlik bir video göndersek hem siz izlerken sıkılırsınız hem bu kadar zamanınız yok. Bunları da düşünerekten böyle bir yöntem izlemeyi tercih ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.